Türkiye genelindeki çalışmalara da bakıyorum. Yani teşkilat başkan yardımcısı olarak da zaten teşkilatlarımızın yaptığı çalışmaları da gözden geçiriyoruz. Yani ben iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum. Yaptığımız bütün anketler, bütün saha çalışmaları, bütün veriler ilk turda Allah'ın izniyle yani Sayın Cumhurbaşkanımızın seçileceği ve seçimi bitireceğimiz yönünde. Hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Hemşehrilerimizden aldığımız enerji inşallah 3-0'lık bir neticeyle yine her zaman olduğu gibi Rize'deki seçimi tamamlayacağız. Hakikaten çok önemli işler yaptık Rize'de. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi biliyorsunuz lojistik merkezdi bu son dönemde. Çalışmalar da artık son noktaya doğru geliyor. İnşallah yakın bir zamanda belki bir yıl içerisinde lojistik merkez tamamlanmış olacak. Bir buçuk yıl içerisinde. Diğer taraftan en önemli meselelerimizden biri yine şehir hastanesiydi. Dolgusunu tamamladık. Deprem vesilesiyle biraz gecikti. İhalesini esasında seçim öncesinde yapacaktık ama yetiştiremedik. İnşallah seçimden sonra yani en öncelikli işlerimizden bir tanesi yine şehir hastanesi olacak. Diğer taraftan Rize merkezde çok önemli bir kentsel dönüşüm çalışması yaptık. Ki deprem sonrası yaptığımız işlemin hakikaten ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Oradaki binaların sıhhatiyle ilgili ciddi problemler vardı ve ciddi endişeler vardı. O vesileyle onları da yenilemiş olduk. Diğer taraftan şu an Çamlı Hemşin'deyiz. Burada yaptığımız işler var. Ayder'de çok önemli bir restorasyon çalışması yapıyoruz esasında. Ayder'i asli kimliğine döndürmekle ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz. Biraz teenniyle vatandaşlarımızı da çok fazla sıkıntıya sokmadan biraz böyle ağır ağır gidiyoruz ama inşallah bittiğinde de dünyanın en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Salarha tünellerimizi tamamladık. Daha önce Ovid tünelimizi tamamladık. Yine aynı şekilde özellikle Pazar'da bir kentsel dönüşüm çalışmamız var. Pazar Rize'mizin en tarihi, en eski ilçelerinden bir tanesi. Orada sahil bandındaki binaların dönüşümüyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Onları inşallah en kısa zamanda tamamlayacağız. Bütün yatırımlarımızı böyle eksiksiz bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki sürecin en önemli meselelerinden bir tanesi inşallah hızlı tren olacak. Ulaştırma Bakanımız da zaten geçenlerde açıkladı. Bir Samsun Sarp projesi var. Ayrıca bizim lojistik olarak çok önemsediğimiz Rize Lojistik Merkez'le iç hatlara Horasan'a bağlanabilme yönünde bir irademiz var. Bu konuda ortaya koyduğumuz belli başlı bazı çalışmalar var. İnşallah önümüzdeki sürecin de en temel yatırım hamlelerinden bir tanesi bu olacak. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek inşallah. Tüm kademelerde görev yaptığımızda hep vatandaşlarımızla beraberdik. Ha, mutlaka eksiğimiz vardır. Eksik bıraktığımız konular mutlaka vardır. Daha iyisini de yapmak isterdik, arzu ederdik. Ama elimizden geldiğince aldığımız bütün yetkiyi vatandaşlar lehine, vatandaşlarımız lehinde kullanmaya gayret gösterdik. Biraz önce Güllüköy'ünde sizler de vardınız. Oradaki konuşmalara da tanık oldunuz. Ben Güllüköy'üne milletvekilliğim döneminde belki 3 veya 4 defa geldim. Bu köye şu anda Dikkaya Köyü'ne belki 3. veya 4. gelişim. Dolayısıyla vatandaşlarımızı hiç boş bırakmadık, yalnız bırakmadık. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde de vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Bugün o teveccühü görmek de bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten bambaşka bir teveccüh var. Gittiğimiz her yerde ya biz Sayın Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Yani bu ülkenin özellikle birliğinin bütünlüğünün korunabilmesi için ya özellikle uluslararası anlamda kendini daha iyi ifade edebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımıza ihtiyacımız olduğunu hemşehrilerimiz bize söylüyorlar. Ya biz de bu desteği gördükçe ziyadesiyle mutlu oluyoruz. İnşallah Rize hem Sayın Cumhurbaşkanımıza rekor bir destek verecek hem de 3 milletvekilini meclise göndererek görev yapmalarını bu vesileyle sağlamış olacak diye düşünüyorum.